Evet arkadaşlar, bugün ilk defa şu an yaklaşık bir aydır ismini duyduğumuz ve bölgemizde olmayan bir hastalık. Hayvancılıkta maalesef çok istenmeyen, problemler yaşatan, ekonomik kayıplara sebep olan ve sürü bazında da enzootik seyreden, yani bulaşıcı. Aslında hayvanlardan hayvana kontak yoluyla bulaşma yok ama sinekler yoluyla bulaştırıldığı için özellikle bu hayvana konan bir sineğin yanındaki hayvana tekrardan konması neticesinde bu mikrop aktarılıyor. Bir nevi kenelerle aktarılan sarılık hastalıkları de düşünebilirsiniz. Sinek yoluyla bulaştırılan bir hastalık. Yüksek ateşle seyrettiği için de 3 günlük hastalığı olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 3 günlük bir ateşli süresi var. Yine semptom olarak akciğerde üreme yaptığı için arkadaşlar, özellikle akciğere amfizemi, yine boyun, omuz bölgelerinde bariz olarak şu an semptomlarında gösterdiğimiz gibi şişkinlikler ve çıtırtılı bir amfizem sesi arkadaşlar. Bu bariz, spesifik. Bunu görmemiz, solunum güçlüğünü görmemiz, solunum sayısındaki artışı görmemiz, yüksek ateşi ve özellikle akşamları yüksek ateş. Yine kas titremeleri arkadaşlar. Görüyorsunuz boyun bölgeleri lenf yumrularına da yerleştiği için lenf yumrularında arkadaşlar şişme de yapar. Ateşini bir ölçekli hayvan. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi 3 günlük hastalığı ephemeral fever diye de adlandırdığımız 3 günlük yüksek ateşle seyreden spesifik bir hastalık. Yaklaşık bir aydır söylentisi vardı arkadaşlar. Özellikle Antep, Hakkari, Urfa taraflarında çıktığı söyleniyordu ama ne kadar doğru, bunun bir araştırmasını yaptığımızda çok bir detay alamıyorduk. Fakat yaklaşık bir haftadır Urfa'da salgın olarak seyrettiğinin bilgisini aldık. Yaklaşık arkadaşlar bir hafta önce Urfa'da çıkan hastalığın şu an ilk defa Ceyhan'da ben şu an teşhisini koyuyorum arkadaşlar. Bugünden itibaren bu hastalık muhtemelen bu bölgede yayılacak. Bulaşma şekli söylediğim gibi kontak yoluyla hayvanlar hayvana değil, sokucu sinekler vasıtasıyla bu hayvandan kan emip başka hayvana tekrar o sineğin konması neticesinde arkadaşlar bu hastalık bulaştırılacak. Yüksek ateşle seyrediyor dedik. Şimdi bu arkadaşlar şu anki hayvanımız tedavi gördü. Bir serum tedavisi yaptık. Yine hayvanımıza bir ateş düşürücüler uyguladık. Bundan dolayı ateşimiz düşebilir. Ateşini ölçtüğünüzde kaçtı? 41'in üzerindeydi değil mi? Evet, biz ölçtüğümüzde yüksekti abi. Yüksekti. Yaklaşık bir yarım saat öncesinde bir serum tedavisi yapıldı arkadaşlar. Hayvanın ateşinin düşürülmesine yönelik damar içi de uyguladığımız ateş düşürücüler oldu. Bu hastalığın tedavisi arkadaşlar, evet bu çok önemli. Bu hastalık 3 günlük olarak da adlandırdığımız viral seyirli bir hastalık arkadaşlar. Dolayısıyla bu hastalığın korona olarak da düşünebiliriz. Kaç? 39.3. Bu iyi. Ateşimiz tedavi neticesinde 39-40'ın altına inmiş. Bu güzel, ayrıca hayvan yıkandığı için. Söyledim miyim? Bu hastalık şu anki insanlarda da salgın seyreden korona gibi arkadaşlar. O da viral bir hastalık. Herhangi bir ilacı yok, tedavisi yok maalesef. Bu da aynı gruplardan virüs grubu arkadaşlar. Bu tür mikropların maalesef etkili bir tedavisi, ilacı yok. O yüzden bu tür viral hastalıklarda yapılacak şey hayvanın bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi arkadaşlar. Yüksek ateşle seyredildiği için ateşinin kontrol altına alınması, yine akciğeri de etkilediği için arkadaşlar, özellikle bazı organlarda etkilediği için, orada da ürediği için oradaki akciğerin o amfizemini ortadan kaldıracak, yine yangıyı ortadan kaldıracak tedaviler. Ayrıca kas sistemini de etkiliyor. Dolayısıyla hayvanlarda topallık da oluşturabiliyor arkadaşlar. Laminitis de yapabiliyor. Buna yönelik de mutlaka hayvanlara kalsiyum desteğinin yapılması, vitaminlerin yapılması, ateşinin kontrol altına alınabilmesi için mutlaka ateş düşürücülerden faydalanması ve mutlaka bunun da bir hekim vasıtasıyla
tedavinin hızlı bir şekilde yapılıp hayvanın daha erkenden iyileşmesi açısından mutlaka bir veteriner hekim kontrolünde damar içi yollarla, şimdi kas içi yolların etkinliğiyle damar içi yolun etkinliği arasında fark var arkadaşlar. Damar içi uyguladığımız bir ilaç, özellikle ateş düşürücüler, yine kalsiyum yönünde uygulayacağımız serumlar daha hızlı etki yapıyor. Tedavi de hızlandırıyor. Zaten bu dahaki tedavideki amacımız hayvan ateşini kontrol altına almak. Dolayısıyla da iyileşmeyi hızlandırmak. Ölüm oranı düşük arkadaşlar. Ölüm de genellikle akciğer kaynaklı, solunum yetmezliğine bağlı, amfizemin oluşturduğu bir probleme bağlı, akciğer yetmezliğine neticesinde oksijen hayvan alamıyor. Dolayısıyla da solunum güçlüğüne bağlı ölümler şekillenebiliyor. Yine kalp frekansı da artıyor. Kalp hızlanıyor arkadaşlar. Çünkü kalbin de hızlanması hayvanın akciğer solunum hızlı olduğu için daha çok oksijenin vücuda taşınması için kalp de daha hızlı çalışıyor arkadaşlar. Buradaki prensip bu. Mutlaka bu tür hayvanları yıkamak lazım. Ekstra olarak tedavinin yanında bol bol yıkamak lazım. Yine vücut direncini arttıran arkadaşlar, özellikle C vitaminleri, bunlar önemli. Hatta bu koronada da C vitaminlerini doktorlar öneriyor arkadaşlar. C vitamini de önerebiliriz. B vitamini yine hayvanın iştahı düştüğü için, ruminasyon durduğu için de B vitamini takviyeleri yapmamız lazım. Yine sekonder enfeksiyonlar arkadaşlar, bu çok önemli. Bazen bu tür üçgün hastalığında meme hastalığı da daha duyarlı, meme mikropları sekonder olarak meme enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yine akciğerde şu an akciğer harabiyeti var. Orada da sekonder enfeksiyonlar şekillenebilir. Buna yönelik de mutlaka veteriner hekiminizin size tavsiye edeceği ve kendisinin uygulayacağı antibiyotiklerden yapılması lazım. Koruma yönünde ne yapılması lazım arkadaşlar? Bu kontak yoluyla değil, sinek yoluyla bulaştırıldığı için mutlaka sinek mücadelesini iyi yapmamız lazım. Yani hayvanların bulunduğu ortamdaki sinekleri biz eğer ortadan kaldırırsak arkadaşlar, bu hastalığın da yayılmasını engelleriz. Bulaşıcılık özelliği söylediğimiz gibi arkadaşlar sineklere de bağlı. Sineklerin taşıdığı mikroba da bağlı. Ama %10 gibi bu hayvanların bir morbiditesi var. Yani bulaşma özelliği var. %1 gibi de yani 100 hayvandan bir tanesinin maalesef ölme riski kuvvetli. Şu an deri amfizemi arkadaşlar boyun bölgesinde. Onu nasıl anlayacağız? Tut bakalım. Az önce size de gösterdiğimiz gibi hissettiniz değil mi? Evet. Şu bölgeler çıtır çıtır. Deri amfizemi. Ta bu bölgeye kadar gelmiş. Bazen bu bölge fal bile her taraf şişebilir. Zaten deride şişme, deri yüzeyinde şişme görülüyor. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Şurayı ellediğiniz zaman arkadaşlar çıtırtılı sesler gelir. Amfizem dediğimiz. İşte deri altında böyle hava boşlukları, hava kabarcıkları. Bunun aynısı akciğerde de oluyor. Dolayısıyla şu an solunum güçlüğü bundan kaynaklı arkadaşlar. Amfizemli hayvanlarda dikkat ederseniz yatma olmaz. Yatan hayvanlar birkaç dakika sonra kalkma isteği duyar. Çünkü solunum güçlüğü yattığında gerçekleşebilir. Ciğerindeki amfizeme bağlı. Semptomlarımız bariz olarak bunlar arkadaşlar. Söylediğimiz gibi gözyaşı da akıntı, ağızdan salya gelmesi, solunum güçlüğü. Bazen hayvanın solunum güçlüğüne bağlı yoğun bir ses. Akciğerinde amfizem, deride amfizem. Aslında yine bazen memede mastitis şekillenebilir. Kas titremeleri. Bunlar bariz. Yine yüksek ateş, 40'ın üzerinde ateş. Şu an 39,5 olması sebebi hayvanı tedavi ettik. Ateşini düşürdük. Zaten buradaki amaç tedavi arkadaşlar. 3 günlük bir dönem bizim için kritik dönem. 3 gün boyunca hayvanın ateşini kontrol altına almamız lazım. Zaten hastalığın adı da ephemeral fever, yüksek ateş hastalığı, 3 günlük hastalığı söylenmesi sebebi de bu. 3 gün sonrasında hayvanların kendiliğinden bir iyileşme gösterdiğini görebiliriz. Ama mutlaka hayvanları korumamız lazım. Özellikle akciğer amfizeminden, sekonder enfeksiyonlardan, mastitisten, yine tırnak problemlerine bağlı. Bazen feşlikler, doğum fecine bağlı feşlikler de şekillenebiliyor. Bunların kontrol altına alınması için mutlaka arkadaşlar birkaç gün hayvanımıza veteriner hekimin de uygulayacağı tedaviler. Onun yanında sizin tedaviye devam etmemiz
ve 3 gün boyunca da hayvanın ateşini düşürmeniz, yani hayvanda bol bol yıkamanız lazım. Özellikle bu yüksek sıcaklık çok önemli faktör. Özellikle yaklaşık bir haftadır yoğun bir Çukurova'da sıcak var. Aynı sıcaklıklar bugün Urfa, Antep bölgesinde de var. Ve bu da sinekleri daha da aktive ediyor arkadaşlar. Bu virüsleri daha da aktive ediyor. Ve bu hastalığın yayılmasını da hızlandırıyor. İlk gördüğümüz bu bölgedeki hastalık diyebiliriz arkadaşlar. Artık inşallah bu hastalık burada son bulur. Yayılma göstermez ama maalesef birkaç gün sonra bu hastalığın yoğun bir şekilde bu bölgeye yayılacağını da göreceğiz. Videolarımızda da göstereceğiz. Buradan uyarımız hayvan sahiplerine, çiftçilerimize mutlaka hayvanlarını bu hastalığa karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirsinler arkadaşlar. Yani ne uygulanabilir? Hayvanlara öncelikle vitaminler uygulanabilir. Ademin uygulanabilir. C vitaminleri uygulanabilir. Yine sineklerle mücadele yapıp ahırlarda sinek sayısını, miktarını azaltırsak hastalığın yayılmasını da engelleyebiliriz. Bu hastalığın aşısı var olduğu bilmiyor. Evet sevgili arkadaşlar, 3 günlük hastalığın bariz semptomları. Söylediğim gibi çiftçilerimizi mutlaka uyarmamız lazım. Bu hastalığa karşı bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü büyük bir ekonomik kayıp, yine süt verimindeki düşüşler oldukça etkili. Yine memede yapabileceği tahribat, özellikle mastit durumlarında geri dönüşmeyen, hatta memenin kör olmasına sebep olan bir meme hastalığı. Yine topallıklar, bazen ayaklarda feşler, paralizler arkadaşlar. 3 günlük hastalığın böyle de bir problemi var. Feşlik yapar, ayaklarda titreme yapar. Bu kalıcı hale de gelebilir. En büyük sorun bu. Yine akciğerindeki amfizem hayvanın ölümüne neden olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzu tamamlıyoruz. Şimdiden buradan çiftçilerimizi uyaralım. Bu hastalığa karşı önlemlerini alsınlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.